için tuttuğumuz eve aktarma yapmamız gerekiyor. Bir kere daha trene bineceğiz. Hem de çok güzel bir tren istasyonundan bineceğiz. Böyle şu anlık bir tane Türk çiftle karşılaştık ve sağ olsunlar biraz yardımcı oldular. Bu arada yani biletlere 20'şer euro verdik. Gerçekten çok fazla. Ama şöyle bir durum var. Geçerken bir güvenlik görevlisi durumu yok İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki gibi. Yani aslında random bir şekilde geçebilirsiniz. Fakat bir anda trenin içinden milletinizi gösterir misiniz diye birisi gelebiliyormuş. O yüzden almak durumunda kaldık ama her zaman almayacağız. I'm talking syncopated breathing in love every evening on 3-6. Vice Vano diye İtalya'nın bir eski bir şehrine geldik. Aslında bu kadar güzel bir şehir olduğunu biz de ev tutarken bilmiyorduk. Sadece Milano'nun merkezindeki evler gerçekten çok pahalı diye burayı tutmak durumunda kaldık. Ama bizi de şaşırtan bir şekilde çok güzel bir şehir çıktı burası. Sen de konuş. Yok, yorulduk birazcık, bavul taşıdık, yürüdük. Yani taksiye veya otobüse de binmedik. Binmek için yürüdük. O birazcık yordu ama şimdi hazırlandık. Geldiğimizde doğru yeri bulmak ve böyle tertemiz olduğunu görmek o kadar iyi geldi ki sanki hiç yol yürümemiş gibi hissediyorum. Duydun mu? Bildiğin çok güzel bir deterjan kokusu var. Her giriş yer bembeyaz. Odada yaşayanlar var. Ona rağmen. Şimdi biraz atıştırıp dediğimiz o eski şehir. Yani Vice Vano'nun gezilecek alanlarına gideceğiz. Vano'nun merkezinden 45 dakika uzaklıktayız. İki vesaitte yol var. Ama yine de çok memnunuz şu anlık. Yollar bize biraz zor geldi başta. Sadece Türkiye'de çok güvenlik var söyleyeceğimiz. Böyle çok görevli insan var ama burada hiç yok. Sıfır güvenlik. Bir de çok küçük bir yerden çok sığdığımız için aldığımız için kazıklanmış. Bir de bavullarımız falan vardı, bizi turist gördüler. Evet. Bir tık kazıklandık. Bir de üstü mineralliyim yani askeri bir su. Onu şimdi içtik, olmaz da olur. Ben içim. Ay su ne kadar güzel. Nereden oldu? İnanılmaz daha buradan. Şey diyecek. Geldiğimizden beri sürekli Seray'la böyleyiz. Allah'ım sana şükürler olsun, şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Sürekli böyleyiz. Ay şükür mama diyeceğim yine. Doğru yeri bulamamaktan çok korkuyorduk. Böyle nasıl biliyor musunuz? Sokağın bir kenarı 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırılmış. Bir kenarı da 30, işte 34, 35 diye gidiyor. Bizimki de 44 ama 44. Açık adres verebilirim çünkü İtalya'dan dönmüş olacağız. 44D. Yani, yok, yakınlarda olanlar gelsin zaten. Yol gösterir. 44D, 44A, A'yı gördüm ya, Allah'ım dedim, o kadar mutlu oldum ki, demek ki A, B, C, D diye gidiyor. Neyse A, B, C'yi geçtik. Pardon, A, B'yi geçtik, 48'e geçti bir anda. Ara sokaktaymış D'de. Meğersem ev ara sokaktaymış. Bulduk işte, şifreyi girdik, fişreyi, 4 kat bavul taşıdık. Naim Süleyman oldu 1, Naim Süleyman oldu 2. Hatta ben 3 Naim'e göre. Böyle. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Biraz geç kalktık ama çok yorgunduk. Aslında geç kalkmadık. Onlar kalktık. Şimdi buraya göre normal kalktık. Ya çünkü burada gerçekten hayat çok geç başlayıp çok erken bitiyor. Yani çok kısıtlı bir zamanda gezdin. Bir günlük tespitimiz bu yani. Böyle şu anlık her şey güzel. Milano'ya geçeceğiz. Trene yetişmeye çalışıyoruz. Köyde bir ev tuttuğumuz için trenimiz saatte bir. Eğer saat trene yetişemezsek de... Kılıçlı köye özleniyorsun. Trene yetişemezsek de şey yaparız. Milano'da bir kahve içeriz. Yani en tahminimiz. En kötü.
Ondan sonra Doğan pasaja etrafını gittik. Etrafını gezdik. Etrafa gittik. O lüks mağazaların olduğu işte caddeye gittik. Ama pek sevmedik. Evet, çünkü çok lükstü yani. Nişantaşı gibi yani. Lüks hayat yani. Nişantaşı'nın çok çok daha lüksü. Evet evet. Nişantaşı'yla benzetmeyelim ama. Hayır, vay be. Nişantaşı'nın inanılmaz derece üstü. Böyle şey, abla kapıda ambulans var mı? Keş kart, orada böbrek. Böbreğin yüzü şey sordu. Şöyle bir sorun yaşadık. Kafe, restoran çok çok az. Çok... Ya belki de biz karşılaşmadık biz yani. Biz bulamadık ya da. Ya kıza da soruyorum, biz doğru ki... saatte gitmedik. Çünkü İtalyanların gerçekten bizim gibi bir kültürleri olmadıkken gördüğümüz birçok restoran kapalı. Siesta evet. Vakti olduğu için herhalde. Bilmiyorum. Herhalde evine gidiyor uyuyor yani. Anladın, şimdi biz bir su içebilir miyiz varsa? Gerçekten çok şeyler, düşkünler. Neyse çok yürüdük caddede falan. Sonra biraz oturma kararı aldık. Biraz bir kafede oturduk, kahve içtik. Lavazza diye bir kafede oturduk. Evet. Güzel, fena. Güzel. Böyle şey gibi değil bizim tatilimiz. Zaten videodan da anlaşılacak. İşte taksiden inip taksiye bindiğin, işte gezilecek yerlerin dibinde bir otelde kaldığın bir yer bir şey değil. Zaten paylaşırken de öğrenci işi tatil diye paylaşacağım yani. Kesinlikle beklenti bu değil. Her şeyi en ucuzdan nasıl yapıyorsak onu yapıyoruz. Ve şu anda 35 euro falan harcadık. Evet ya. 3 günde. Ama hiç yani problem yaşamadık. Şöyle bakın, gözümüzün kaldı hiçbir şey olmadı şu ana kadar. Gözümüzün kaldığını yedik yani. Yedik yani. Dolayısıyla da yani her şey şu anda çok iyi gidiyor. Allah nazarlarını saklasın. Mutluyuz yani. Öğrenci işi tatil böyle oluyor yani. Fransa'ya gidiyoruz. Frenze diye okunuyormuş bu arada. Neyse. Frenze. Bir tane ayı oğlu ayıya denk geldik. Böyle bir şoför olamaz. Şeytanın yeryüzüne inmiş hali. Sakız çiğneme seslerini duyuyorsunuzdur umarım. Bak insana şu kulaklıkla boğazını sıkmak istiyorum. Araşacağım o ben defa. Büyüyeni con la cende. Yol dışında her şeyle ilgileniyor. Dişini karıştırıyor. Burnunu karıştırıyor. Neyse Fransa'ya gidiyoruz. 5 saatlik bir yolumuz var. 5 saat sonra bundan kurtuluyoruz. Ben söyleyemem. Aman davar oğlu davar. Ulan bizim Türkiye'dekiler böyle değil. Ecem'in kombinini gösteriyorum. Yani şu an okul çocuğuna benzesem de gerçekten çok güzel her şey. Sanırım sonunda İtalya tatilimizin başladığını hissettik. Nereden gidelim, ne dersin? Bence buradan gidelim önce ya. Konumu mükemmel bir yerde kalıyoruz. Yani turistik yerlere yaklaşık 7 dakika bile... Şöyle düşünün, şu etraftaki binalar içinde kalıyormuş gibi bir çok yer. Çok eski tarihi bir binada kalıyoruz. Çok güzel ve çok uygun fiyatlı bir yerde. Çok güzel bir tercih yapmışız. Çok mutluyuz ya. Çok güzel, baksanıza. Ağlayacağım şimdi mutluluktan. Şimdi bir de şöyle, ay başım döndü. Milano'da aslında İtalya'da gibi hissetmedik değil mi Seray? Evet, hissettik. Ya. Tamam, orayı da yermek alsam çok Milano etkilendik. İtalyan metropolü. Gerçekten öyle. Yani çok etkilendik mi? Aşırı etkilendik. Ama burası gibi değil. Bizim burası gerçekten böyle bir yer. Hani bizim İtalya isteğimiz buydu. Evet, yani bizim Nişantaşı'nda değil de gerçekten farklı bir ülkedeymiş gibi hissettiren bir yer oldu. Daha henüz yarım saattir burada olsak da. Harika. Çok güzel. Umarım sizin için yeterli görüntüler çekebiliyor olmalıdır.
diyeceğim içecekler hakkındaki yorumun. Bu limonlu soda gibi. Biraz daha ekşisi, değil mi? Onu daha limonlu baskın bence. Oluyor. Bu bildiğiniz ice tea. Ama daha şekersiz. Türkiye'ye göre çok daha şekersiz. O yüzden çok sevdik bunu. Evet. Ve bundan çok içmiyoruz. Bunun için de içeriz diye. Kapağı var çünkü. Güzel bye. Ama her şey güzel. Kıyıda da çok güzel bitti. Şimdi bunlara geçeceğiz. Michelangelo tepesine çıkmak için yokuş çıkıyoruz. Bakın herkes zaten oraya gidiyor. Ve şansımıza da bugün gün güzel batıyor. Karanlık değil, dün çok karanlık bir gündü. Bakın böyle bir yerdeyiz ve bir sürü tur var. Romantik anlar yaşıyoruz hocamla. Gerçekten çok güzel bir yer ve ulaşım da çok kolaydı yani. Böyle tepe mepe demeye bakmayın. Evet, evet. 10 dakika yürüyorsunuz. Floransa'da 4. günümüz. İtalya'da ise 6. günümüz. Başladı. Bugün Pisa'ya gidiyoruz çünkü Floransa'ya ayırmamız gereken vakti ayırdık bayağı. Hatta hem fazlasını bile ayırdık. Ama Bologna'ya gidecektik. Bologna'ya vazgeçtik. Ama Pisa'dan vazgeçmedik. Şu anda Pisa yolları taştan. Hava karanlık. Birkaç turistik fotoğraf çekilir. Birkaç bin... Bak buraya gireceğimmiş hocam bakalım. Gel girelim. İşte böyle. Böyle geçiyor günler. Bakın pizza şurada. Her şeyde şu pozularla. Etrafta böyle bahçe gibi bir yer var. Şöyle bir yapı var. Güzel, çok güzel. Yani ne diyebilirim ki? Az önce Seray'la şey konuştuk. Yıllarca işte fotoğrafını gördüğümüz ekranlarda gördüğümüz yerin önünde bulunmak garip hissettiriyor ama güzel yani. Bakın. Şurada işte. Bunu buradan daha iyi anlayabilirsiniz. Tarafa yazık. Yani ciddili yamuk. Ciddi yamuk yani. Roma'dayız Allah'ıma bin şükür ya Rabbim. Son şehir. Bu 4. şehrimiz. Aa, tramvay. Bakın. Şimdi yaklaşık bir 20-25 dakika yürüyüp belki o kadar bile değil. Kolezyum'a gideceğiz. Ha, bu arada kaldığımız yerden bahsedelim. Değil mi Seray? Evet. Şimdi öncelikle sabah başımıza gelen benim anksiyete krizimi anlatayım size. Şimdi konuma yazdık. Metrodan indik. Metrodan indikten yaklaşık bir 10 dakika sonra da bizim kalacağımız hostel var. Gerçekten dünyanın parası yani. Güzel bir hostel falan. Neyse önemli. Konumdan doğru gidiyorum. Sonra konumun olduğu gösterdiği yere geldik. Orada böyle kapının aynısı fakat işte oradaki tabela yok. Seray'a diyorum ki, Seray diyorum dolandırıldık herhalde yani tabelayı sökmüşler burada apart yok. Seray böyle telefonla arabaya bak. Seray böyle telefondan şey yapıyor. Başka hosteller bakıyor ucuz o. Seray benden daha sayak gitti. Ben yaklaşık iki kere falan bayılma tehlikesi yaşadım.
Yani sonuçta parası ödememiştik. Evet, parasını ödemediğimiz tek hostel. Paramız da vardı yani. Etrafta bir sürü hostel var yani. Niye telaşa girelim ki? Onlar kaybeder. Diye düşünüyorum ben. Tarzı gayet sağlıklı insanların. ben bayılacaktım yani. Ama nasılmış biliyor musunuz? Ay şuraya bak. Ben doğma burada da varmış. Apartmanın... Ay inanılmaz. İşte böyle oluyor. Bakın. Bir saniye. Gördünüz mü? Heh, şeyi anlatıyordum. Meğersem apartmanın iki tane girişi varmış. İkisinin de kapısı aynısı. Diğer girişten girmemiz gerekiyormuş. Tabii ben hemen olay yarattım. Kahvaltı. İngiliz kahvaltısı 13 euro. Neyse işte sonuç olarak geldik. Seray 55 euro. Ben 55 euro verdim vergi dahil. 2 gece 55 euro. Şu ana kadar konakladığımız en pahalı yer. Seray etrafta tekrar kontrol etti. Daha ama ucuz yok. Çok güzel bence yani. Diğer böyle yine tarihi bir bina. Diğer kaldığımız yerden çok daha güzel. Yine çok merkezli bir yer. Such a lie. This girl, something about a change my state of mind. I've been redesigned. So open your eyes before you tell. Sürekli kapıların önünde yemek yerken video çekiyorum ya. Bugün Konat'tan yeni bir cips aldık ve onu deniyoruz. Türkiye'dekinin aynısı. Ben zannedim değişik bir şey alalım diye. Kadar mı? 1.10 mu? 1.30 mu? 1.20. İtalya'da inanılmaz cildim kötüleşti. Şu yüzüme bakın pütür pütür. Diğer videoda cips yiyorduk. Bundan da cips yiyoruz. Diğer video neydi? Sabah. O zaman sadece tadına bak. Bol bol yiyecek getirin. Çünkü böyle bir anda tansiyon düşüyor. Ya Ecem'in daha çok düşüyor. Oturuyoruz bir anda. Paketten bir şeyler açıp yiyoruz, oturuyoruz. Biraz dinleniyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Çok sarıyor ama. Bir de buralar çok park var. Yani park... Oturacak alan, boşluk. Hani İstanbul gibi her yer sokak. Yani burada bak, burası Türkiye'de olsa yemin billah burada bir sürü mangal olur. Doğru. Ya da... Öyle değil mi? Sivilcemi göz ardı edebilirseniz çok sevinirim. İtalya çok güzeldi. Harikaydı. Çok güzel bir 8 gündü. Fakat çok uzun bir 8 gündü. Çok yoruldum. Çok yoruldum ya. Böyle. Şimdi döneceğiz. Yani şimdi dönmeyeceğiz. 2 saat falan var. Uçuş ya. Türkiye'den 2 saat gerideyiz. Burada saat 12. Hadi görüşürüz.